Hocam öncelikle yoğun programımızdan rağmen bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Edelim. Allah razı olsun. Dün bir haber vardı. İftira ve gerçekten provokasyon dolu bir haberdi. Evet. Öncelikle isterseniz bu haberin yapılış mantığını değerlendirelim. Şunu sormak istiyorum. Bir dönem Karşer Medya diye adlandırdığımız medya yapardı bunları. Evet. 28 Şubat döneminde gördük bunları. Evet. Ama bugün muhafazakar medya dediğimiz medyanın size karşı bir linç girişimi var. Evet. Bu bugün Yeni Şafak oldu. Geçmişte farklı gazetelerde olmuştu. Nedir bunların derdi? Ben de yani anlıyorum da anlatamıyorum işte. Her şeyi de söyleyemiyorum ama şimdi bu kadar iyi haberler çıkıyor hakkımda. Hatta efendim laik kesimde, liberal basında efendim çok güzel konuşmalarımız oldu. Bunlar çok iyi yankı buldu. Herkesin buna itibar etti, tesirlendi, faydalananlar çok oldu. Türkiye'de bir kamuoyu oluştu bu işte yani. Çok büyük bir reytingler oldu. Bundan bir kelam bile etmediler. Yani bir fazilet olsa gömerler. Onu bir defa özellikle bir senedir, iki senedir hiçbir iyi haber, yani bütün gazetelerde çıksa da onlarda hiçbir iyi haber çıkmadı. Evet. Efendim burada işte Yeni Şafak'ı var, Zamanı var, Sabahı var, işte böyle efendim birkaç daha vardı bu gazetelerin çoğunda tam bilmiyorum, başlıca bildiklerimde Star var. Bunlar da iyilik namına hiçbir lehimize, lehimize hiçbir haber çıkmaz. Böyle bir şey. Halbuki biz en sevmediğimiz adamın da iyiliği olsa deriz onu. Çünkü İslam'da düşman olsanız bile diyor sizi adaletliğe, sizliğe sevk etmesin. وَلَا يَجْنِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللّٰهَ تَعْدِلُوا Bir kavme olan buğzunuz sizi onlara karşı adaletsizliğe sevk etmesin. Biz Müslümanız, biz bunu yapamayız. Düşmanımızın bile bir doğru lafı olsa hikmettir. Hikmeti herkesten alabilirsiniz diyor. Mesela şu adamın şu lafı doğrudur, yerindedir. Onu bile söylüyoruz. Bunlar Müslümanız diyorlar. Bir Müslüman hakkında bir fazilet anlatılsa, işte şöyle etkili oldu, şöyle güzel bir konuşma oldu, işte İslam'ın Müslümanların lehine oldu. Bunu hiç söylemediler. Zaten bu bir defa bir adavet, düşmanlık göstergesiydi. Ama bugüne kadar biz ya niye bunlardan hiç bahsetmiyorsunuz demedik ama halkın çok ilgisini çekti tabii. Evet. Bu kadar gündem olup da bunlara yansımaması kasıt olduğunu gösteriyordu. Ama şimdi böyle bir şeyler olunca tabii taraf gazetesi belli bir taraf o artık. Tamamen Amerika ile irtibatlı. Onun menşeini sorduğum adamlar da bana buradaki insanlar da cevap veremiyor. Yani haberinin menşei nereden geliyor? Şimdi bir askeri hakkında bir haber çıkarıyor, bir görüntü çıkarıyor, bir şey çıkarıyor. Türkiye'nin hiçbir arşivinde bulunamayacak imkanları da efendim bu Türkiye dahilde bulunamayacak şey haberler çıkarıyor. O bir ayrı bir şey. O böyle bir uğraştı. Hadi dedik ki o muhafazakar değil. Muhafazakar değil. Şimdi bu Yeni Şafak. Siz diyorsunuz evvelce Baykal, Deniz Baykal aradı meselesini de o çıkarttı diyorsunuz. Evet, şimdi ben de hatırladım. Onu da o haber yaptı, çıkarttı. Sanki bir şey varmış gibi. Ondan sonra şimdi bunu çıkarttı. Şimdi bunlar şöyle anlıyorum. Bir yere gelenler maddi imkan bakımından, makam, mansıp, mertebe bakımından bir yere gelenler orada durabilmek için tavizler vermek zorunda kalıyorlar. Kalmamaları lazım. Çünkü ben taviz veremem. Ben burada Allah yazdığı kadar dururum. Başıma bir şey, evet, kaderdir. Ne gelirse gelsin. Ben haktan ayrılamam. Ben batıl bir beyanda bulunamam. Ben batıla hizmet edemem. Efendim, Yahudilerin, Masonların yanında bulunamam. Efendim, bunu demesi lazım. Fakat maalesef tabi Erbakan Hoca gibi müstesnalar var. Allah sayılarını artırsın. O. Geldi bak 6 ay durabildi. Halbuki ekonomiyi 6 ayda düzeltti. Maaşlara kaç senelik yapılmadan zamları verdi. Bu kadar işte 6 ay durabildi. Neden? O noktada taviz vermiyor çünkü. Kafirlere batıla mesela o Jetsik'i olaydan çıkarttı. Erbakan Hoca o zaman Ramazan idi yine. Ramazan'da şey bir gece sahura geldi. Ben bulunmadım tabii. O zaman ben yine başım o Ramazan dertteydi. Feshaneye geldi mesela. Evet, ne dedi bunlar dedi. Boş boş şeyler dedi. Yahudinin oyunları dedi. Ama hoca devamlı istikrarlı. Çünkü devamlı istikrar neden? Ben onu bilirsem, o beni bilirse, Müslüman Müslüman hakkında çıkan yalana, uydurmaya da prim vermezse, ya bu istikamet göstergesi yani. Doğru bir tespittir. Şimdi bunlar bir haber bulsak da bunu yaysak. Yani kalkmış Jessica resmini koyuyor. Bu yani habere. Bu habere bir de bunu koyuyor. Bu demek istiyor ki ben
en efendim İslam düşmanı gazetenin yaptığından beterim. Zaten şöyle eleştirildi Yeni Şafak. Bizim de dünkü manşetimiz oydu. Bu manşeti Cumhuriyet'e Yeni Şafak attı. E tabi. Yani burada size karşı mı acaba yoksa direkt İsmail Ağa cemaatine karşı mı bir şey mi? Yok, İsmail Ağa cemaatine tam karşılık değil. Burada iki tane mesele var. Dünkü basın toplantısında söyledim. Türkiye'de bir misyonerlik faaliyeti yürütülüyor. Vatikan'ın bir projesi var. Efendim, Büyük İsrail projesi var. Büyük İsrail projesine hizmet edilmesi için tabii Yahudi biliyorsunuz şey almaz. Kendisine ben Yahudi olacağım desen kabul etmez. Anadan gelmen lazım falan. Irk dinidir. Dolayısıyla Yahudi adamı Yahudi etmeye uğraşmaz. Ama Hristiyan olsan memnun olur. Çünkü niye memnun olur? Onun alt kuruluşu gibidir. Batıla bir defa döndü mü, haktan ayrıldıktan sonra onunla oynamak da kolay olur. Bundan dolayı Türkiye'de Hristiyanlığın artmasını Yahudi de ister. Şimdi bu faaliyetler içerisinde biz bir iki sene oldu reddiyeler başlattık. Ben bunu Adapazarı'ndan başlattığım iyi hatırlıyorum. Adapazarı'nda iki sohbet yaptım. Tabii şeyden 28 Şubat'tan beri gitmedim 10 sene. Sonra iki sene evvel gittim. İyi bir kalabalık oldu. Tabii salonlarda. Şimdi Yeni Şafak diyor ki niye camiler varken Selahattin camiler? Hangi cami müsaade ediyor? Yeni Şafak izin alsın bize. Efendim Yavuz Süleymaniye'yi biz orada yapalım hafleyi. Süleymaniye'den izin alsın gelsin konuşsun. Mantıksız şey. Hiçbir tören, merasim bir camide yapıldığına izin verildiği görülmüş mü? Bir de hocam şöyle... Verilmesi lazım aslında İslami programlara ama vermez bunu. Şimdi burada bizi yokuşa süren muhalef bizi bağlıyor. Ondan sonra oradaki konuşmalarda ben iki vasiyetim diye bir konuşmam var. O sohbet olarak yayınlandı. Sonra kitap, sohbet kitap olarak çıkacak daha üç vasiyetime çevirdim onu. İki vasiyeti, bak ben ölürüm kalırım. Dedim ki bu memlekette iki tane çok büyük tehlike görüyorum. Şimdi üçe çıkarttık onu ama Selefi akımına kattık oraya. Ama esas iki büyük tehlike vardır. Birisi teşeyyudur. Yani Şialaşma. Bu Mustafa İslamoğlu ekolünün Ehl-i Beyt mezhebi diye uydurup çıkarttığı. Bunda çok büyük bir tehlike görüyorum. Mezhep açısından, itikat açısından. Onda tabii zaten Şia ile Mutezile de kardeş mezheptir. Dolayısıyla onlar da tabii kaderi inkar. Yani onlar büyük bir dalalet içerisinde İslamoğlu'nun. Babası biz telefonla konuştuk. Bu benim oğlumu reddettim dedi. Bu dedi Mutezile, Şia, Cev. Her mezhepten bir şey çorba etti bıraktı dedi. Babası Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi. Ehl-i Sünnet bir alim. Tasavvuf ehli. Dedi ki bana Allah senden razı olsun bu reddiyeleri yap dedi. Ben de dedi şeker hastasıyım, yaşlıyım. Yoksa gelip seninle otururum hem mecliste reddiye yapacağım dedi. Bunu anası dedi abdestsiz süt vermedi dedi. Bu dedi efendim nasıl Kur'an abdestsiz tutulur dedi. Bizi mahvetti dedi bu. Tabii ondan sonra tabii itikat abdestsiz Kur'an'a tutulur fıkha giriyor. Hepten kader lazım değil inanmak tartışmalıdır fazla falan. Şimdi bir bu tehlikeye dikkat çekti. Bir tehlike diyalog tehlikesine dikkat çekti. Bu diyalog efendim bazı hocalar tarafından savunuluyor. İşte Hayrettin Karaman'dır, Bekir Karlağ'dır, Ahmet Şahin'dir bunlar. Hepsinin adlarını da ben zikrettim. O Amentü'de ittifakımız var Yahudilerle lafıyla çıktı ortaya. Bir tekzip, iman evet, tekzip yapamadı bunu. Zaman Gazetesi'nin adamları geldi bana o zaman. Dedi ki sen böyle yapıyorsun hoca ben sıkıntı. Antalya'da da o zaman konuştum birkaç yerde. Bayağı bir tabii bölgeler sallandı. Dedim mübarek bunun kolayı var. Sizin bu köşe yazarınız çıkar der ki bizim Amentü'de ittifakımız yok yanlış anlaşıldı der. Bu iş biter. Ahmet Şahin Hoca bizi dinlemez ki. Dinlemez de sen onu niye dinliyorsun köşe yazarı baş yazarı. O bizim gruptan değil. Tabi bu Nurcular grupmuş da o bizim gruptan değil. Ya ben senin grubuna bakamam ki. Senin bir gazeten var. Yüz binlerce eve giriyor. Hatta bedava millete zorlan abonelik yapılıyor. Yani kapılardan dağıtılıyor. Hayrına gibi. Müslüman'ın evine tamam bir gazete girsin İslami ama burada sen Amentü'de Yahudi ile ittifakımız var. Bu şeyi attın. Bu yazı buna bir tekzip 3 ay geçti bir cevap yok. Dedi işte orada bir isimler şimdi unuttum 2 sene yakın. Falan hoca var işte onunla seni görüştürelim de yönetimde olur. Görüştür. Yok. Hiç yok. Bana tefsir odasına geldiler o zaman. Peki. Ondan sonra Mustafa İslamoğlu meselesinde Karahasanoğlu geldi. Mustafa Karahasanoğlu. Dedi ki hoca efendi işte aramızda sıkıntı çıkmasın, Müslümanlar birbirine girmesin, şudur budur, bu işi düzeltelim. Peki nasıl düzelteceğiz? Toplanalım. Gelsinler dedim, ben hazırım. 3 ay geçti o zaman yine. Hiçbir cevap yok, gelmez. Gelmez de mübarek adam dedim, bak burada kadere inanmak tartışmalı fazlalık lafı var. Ters ilişki
Ehl-i Beyt'in mezhebi lafı var, dolu laf. Aa öyle mi? Çıkarttık bütün internetteki cevaplarından kendi resmi sitesinde. Herkese baktı, aa dur, bak dedim sen zeki adamsın. Dedi ki, ben dedi, yani bu kadar olduğunu tabii bilmiyordum ama yine de bana bu usta konuşma. Ya nasıl konuşmayacağım? Aramızda anlaşım. Adam kitaba yazmış. Televizyonda söylüyor. Aramızda konuşacak bu çözülmez ki. Alenen konuşulana alenen cevap verilir. Gizli konuşulana gizlice reddiye yapılır. O da öyle gitti. Hiçbiri bu hususta bir ıslah olarak, hani oturalım şey demedi. O da dedi böyle şeyler ihtilaflı konulara girmez. Dedim ihtilaflı değil ki bu. Ehl-i Sünnet'te ittifaklı bu. Sen bu neye ihtilaflı diyorsun? Ama onu susturursak bu iş düzelir mi? Düzelir. O da öyle düzelmedi. Bu sefer buradan bir cepheler oldu. Yalnız bu diyalog meselesinden efendim bu üzerine ben Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Bu kitabı çıkarttım. Bu kitapta benle beraber Mehmet Ali Hoca'nın bir bölümü var, Şeynavin Hoca'nın bir bölümü var, Ali Eren Hoca'nın bir bölümü var. Bunlar da acayip delilleriyle konuşmuşlar. Bu kitap piyasada var. Evet. Şimdi bu kitaptan da bayağı bir millet bir afalladı. Ya öyle mi, bu böyle diyor mu, biz bilmiyorduk falan. Ya biz yalan konuşmuyoruz. Bu sefer Hayrettin Karaman'a bir reddiye çıkarttık şimdi. Bu Yeni Şafak'ın yazarıdır. Bu adam iman şartı el kitap için ikidir. Peygamberimiz Yahudi Hristiyan Müslüman olun demedi. Bu gibi görüşler var. Polemik değil, diyalog diye bir kitapta geçiyor. Bana bir kere Yeni Şafak'ın köşesinden Hoca Efendi iftira günahtır biliyorsun bana iftira etme diye bir yazı yazdı. Ben de dedim ki bu iftira olması için senin bunu teklif etmen lazım. Bu görüşte değilim demen lazım. Ben de bunu özür dilemem lazım. Ama bu kitap sana mal edilerek piyasada ve seni işte, yayın evinde unuttum. Onlara tabi. Yani onlara muhalif bir şey değil ki. Onların emrindeki bir yayın evi. Peki burada efendim bütün cemaat bunu fetva hocası seçmiş. Bankalar, finans kurumları bundan fetva alıyor. Müçtehit gibi efendim helal haram edecek duruma gelmişler. Ondan sonra da helal haramı bırak. İman şartını ikiye indirdikten sonra zaten helalı boş ver. Böyle bir durumdan karşı karşıya kalınca biz de bu sefer ona bir reddiye yazdık. Bu kitap da piyasada. Bu sefer Mahmud Efendi Hazretleri dedi ki ya öyle mi falan. Bu dedi Yeni Şafak'ın sahibine bir telefon edelim. Bunu uyaralım dedi. Telefon ettik bizim yanımıza. Bak dedi efendim işte. Efendi Hazretleri işte telefon etti. Ondan sonra buyurdu ki ona, bak dedi bu Ahmet dedi, doğru anlar dedi. Bu yanlış anlamaz dedi, bunu dinle dedi. Yani bazı meseleler var, bu adam Hayrettin Karaman'ın yanlış şeyler söylediğine dair. Bunları milleti ifsat etmemek için dikkatli olalım dedi yani. Fakat adam telefonu aldı, bana dedi ki sen doğru anladın mı? Ya dedim benim her yerim sakat ama bir kafam çalışıyor. Lütfen dedim bana böyle itham etme. Ondan sonra bu adam çok hocadır, profesördür demez. Ya profesörlük mühim değil, hocalık mühim değil demez der. Bu kitapla ben alıyorum, sayfa veriyorum, altına reddiye yapıyorum. Bu adamın görüşü bu. Bunu Müslümanlara müçtehit gibi göstermeye sebep oluyorsunuz. Neyse, hiç dinlemedi. Bu son şeyimiz bu oldu. Ondan sonra da tabii Mahmud Efendi Hazretlerimize bu ödül merasimi dünyada büyük yankı buldu. Şu anda 40-45'e yakın ülkeden burada insan var. Somali'nin Ehl-i Sünnet lideri burada diyor, dünyada ilk çağrılıyorum. Dünyada hiçbir toplantıya çağrılmamış. Somali'de bir Ehl-i Sünnet var, Amerika orayla uğraşıyor. Bir de bir tane Hristiyan'ın Şiası olmayan, tümü Ehl-i Sünnet olan tek ülke. Yani orada, burada şu anda davet edilmiş. Çok güzel bir Ehl-i Sünnet birliği kuruldu. Şu anda bugün çok güzel toplantılar oldu, konuşmalar oldu. Yusuf Karazavi, Efendimiz'in methettiği Ehl-i Sünnet, yani İslam birliğini, vahdeti anlattı, öbürü itikattaki vahdeti anlattı. Çok güzel konuşmalar yarın da olacak bugün inşallah. Bugün Yusuf Karazavi konuştu. Yani şey gönderdi, özel bu hafleyle ilgili Mahmud Efendi'nin ismine hitaben. Bugünkü Yeni Şafak haberinin... Orada yalan var, evet. Diyor ki Yusuf Karazavi adını kullanıyor. Bir de Mahmud Usta Osman'ın adını kullanıyor diyor. Adını değil, kendisi burada. Ondan sonra dün geceden teşrif etti. Yusuf Karazavi bizzat Mahmud Efendi Hazretlerine İstanbul'daki bu hafleye, bu katran ulema ile ilgili efendim 20 dakika, yarım saati 20 dakika en az bir konuşma yaptı. Çok güzel bir konuşma yaptı. Bunlar hep tercüme edilecek. Kitap haline getirip Ağızkaya yayınlarından inşallah çıkacak. Şimdi burada bu kadar yalan. Zaten 29 Ekim'i istediler, yalan. Olimpiyat stadını işte ben istemişim, reddedilmiş, yalan. Efendim Yusuf Karazavi istismar ediliyormuş, yalan. Hepsi bundan haberdar. Mahmud Efendi dediği Ehl-i Sünnet tasavvuf, hurafeli tasavvuftan uzak, Ehl-i Sünnet üzere tasavvuf, hakiki tasavvuf, bidatlerden sakınan, sünneti ihya eden, bizzat kendisi bugün beyanları var. Yani Mahmud Efendi de burada Cübbeli Ahmet diye bir konu yok ki. Yusuf Karazavi'yle ben bir kere görüşmüştüm Ramazan Otel'de, beni tanımaz. Yani burada bu alimler falan çoğu beni tanımaz. Ama Mahmud Efendi Hazretleri var, bunun bir adı sanı var, bu 60-70 senelik bir hizmeti var, dünyada bu kadar talebeleri var.
İrşat faaliyetleri var. Bugün Rusya'nın efendim şeyinde buzullarında Hatmi Şerifler yapılıyor ya. Yani bunu sen nasıl ki? Ama hani bu rahatsız etti. Kimi rahatsız etti? Vatikan projesine hizmet edip de Türkiye adına dışarılara taahhüt veren, Türkiye biziz, istediğimiz gibi oynarız, din adına da hocalar bizde, proflar, doçlar bizde, ondan sonra fetvayı değiştiririz, dini değiştiririz, iman şartını ikiye indiririz, ılımlı İslam'ı çıkarırız. Bunlara söz vermişler Vatikan'a. Amerika'ya söz verilmiş. Bu proje tutmuyor. Tutmadıkça da git. Niye geçmiş? Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlar varken tutmaz. Bu sefer ne oluyor? Bunlar dünyada tek biziz, hoca biziz, şu alim biziz, şu biziz, bu biziz. Bir de bak böyle 45 ülkeden, bir de iştirak, bunlar kendileri bir toplantı yapıyor, 5000 kişi gelmiyor. Bilemedin 10.000 kişi gelmiyor. Bütün sandalyeler boş. Şimdi Mahmud Efendi toplantı yapacak, emniyet açıklamıyor, böyle 20.000 kişilik, 20-30.000 kişilik, yok yetmeyecek diyor. Güvenlik sağlayamayız demiyor, yetmeyecek diyor. Yani kendi ikrar etmiş oluyor ki buraya en az 30.000, 40.000'den fazla gelecek. Şimdi burada milyon da gelir. Kazlı Çeşme'yi versinler. Ha, Kazlı Çeşme'yi versinler, 1 milyon, 2 milyon insanı, ben söz veriyorum. Ya Mahmud Efendi Hazretleri'nin büyük bir itibarı var. Bir kere görmek için habersiz 20-30.000 kişi geliyor bir anda Bursa'ya, şuraya, buraya. Bunlar bunu ne zannediyor Mahmud Efendi Hazretleri'ni? Böyle istedikleri gibi iptal ederiz, şunu yaparız, bunu yaparız, ondan sonra kimse bize bir şey demez. Demez ama bu kadar halkın nezdinde bir kamuoyu oluşuyor. Bu halk aptal değil. Hal böyle olunca bu sıkıntı iki yerden geldi. Birinci sıkıntı, diyalog projesine hizmet edenlerin verdikleri bazı sözlerin zamanı gecikiyor. Amerika bunlara diyor ki, ne oluyor? Şu kadar sizden taahhüt aldık. %10 misyoner olacak, Hristiyan olacak. Çünkü %10 olması lazım ki ekalliyet tespit edilsin. Bir ekalliyet oldu mu azınlıklar haklarıyla bunlara her türlü imkanlar sağlanacak. Bu sefer adam arsa, tarla, marla isteyecek. Yani şimdi azınlığa da giremiyor. Hepten 5-10 bin tane Yahudi kalmış. Ve hatta Hristiyan'ın sayısı belli yani kaç tane. Ama şimdi bunun %10 çok büyük rakam. Yiğit Bulut bana bunu söyledi. Yani reklam arasında dedi ki bana Habertürk'te Türkiye'nin dedi efendim %10 en az 20 sene içinde %10 Hristiyan sözü verilmiş dedi. Yani yapılma projesi alınmış Vatikan'da. Resmi bir söz mü yoksa? Yok canım, resmi devlet bazında demiyoruz bunu. Bazı gruplar, lobiler bu sözü vermiş. Ama bunu yaparken din ayağı kullanılıyor. Yani adam din adına profesörüm diyerek iman şartı onlar hakkında ikidir, onlar cennete girecek derse bizim millette Hristiyan da cennete girecek diye yumuşar. Şu anda da bizim gibi artık neslimiz tükenmeye başladı yani. Zaten bir 20 sene sonra yani bak ilk Süleyman Ateş bu görüşü ortaya attığı zaman tek kaldı. Herkes çullandı. Buharettin Karaman'ın ona reddiyesi var. 20 senede ne değişti? Bunlar artık alenen konuşulur hale geldi. Şimdi reddiye yapan bir iki kişi kaldı. Zaten bu ölçüde efendim birkaç sanatçıyı da evlendirip dinlerini değiştirdiler falan. Tabii İbrahim'i dinler adına Harran'da onu yaptılar. Mehmet Aydın katıldı. Ondan sonra o haberleri ben seyrettim. Mardin'de yaptılar bir cennete girme merasimi. Efendim köprünün üzerinden sıratı geçtiler. Akdemar ayini yeni. O dinler arası diyaloğa girmez. O çünkü kiliseyi açmış, Hristiyan gelsin demiş. O ayrı bir konu. O ayrı bir konu da burası müftü, papaz, haham. Üçlü görünüm. Bu ayrı bir şey şimdi. Bu diyalog işi. Ha bunu tabii hükümet devlet yapmıyor. Böyle bir projesi devlet hükümetini duymadık. Ama ve lakin bunu bazı lobiler, fırkalar yürütüyor. Fetvalarıyla de yürütüyor. Hal böyle olunca bunlar, bizim de bu reddiyeler bayağı patlak verdi. Ben Mahmud Efendi Hazretleri'ne sordum. Yani ne yapsak, ne etsek, böyle batıl görüşler var. Fekatil ve evliya şeytan, şeytanın dostlarıyla mücadele edin, ayetini okudu. İnne keyde şeytan kâne zayıf. Aynı bu ayeti okudu, şeytanın hilesi zayıftır. Start Efendi Hazretleri verdi. Ondan sonra ben bu reddiyelere başladım. Yani bir mühimmet geldiği için bu tuttu. Çünkü benim o kadar bir gücüm yok, bir şeyim yok. Yani bir radyoyu da birkaç program yapabiliyordum o zamana kadar. Radyoda. Başka hiç kimse beni nerede bulacağım? Hiçbir gazetede İslami... Bir haber geliyor başımıza, Kanal 7'ye rica ediyorduk. Bize çünkü olay oldu, ya bir beyanat verelim. Yok. Şov çağırdı, o çağırmadı. Yani bunlar böyle adam. Bunlar böyle adam. Şimdi bunlar bir Müslümana bir iftira atılmış, bana ne? Şimdi bir de iftirayı kendi atıyor. O zaman bir bana necilik vardı, şimdi hepten iftirayı kendi atmaya başladılar, farkları o. Böyle bir durum. Hocam bir de programın organizasyonunda siz yoksunuz. Yok.
Resmiyette hiçbir müracaatta yokmuş, bir yerde imzam yok. Yalnız Muhammed Avam Hoca'nın oğlu, Muhittin Avam Hoca işte dün bastonunu açıkladı. Efendim Hazretleri geldi bu talebi, iletti. Ben orada şahit oldum. Ama Efendim Hazretleri zaten Arapçayı herkesten iyi anlıyor, Türkçeden iyi anlıyor. Yani Arapça melekesi çok kuvvetli. Zaten Efendi onu dinledi, kabul etti bunu. Ve şimdi bir canlı beyanatı var. İnşallah sitelere dağıtılacak. Alimleri ben çağırdım. Benim emrimle biiznillah toplandılar. Cübbeli'nin, Muhammed Keskin Hoca'nın bunların bir şey yok. Sabahleyin böyle bir konuşma yaptı. Efendim bir konuşma yaptı. Bu konuşma inşallah size aktarılacak. Yani bütün sitelere dağıtılacak. Kendi sesinden ve görüntülü. Efendim bir şekilde. Yani Mahmut Efendi bundan çok üzüldü. Niye? Yani ben çağırdım dedi. Bu kadar alimlerle memnun oldum diyor yani. Burada Türkiye'de bir Türkiye'ye berekettir, bu rahmettir yani. Bunu. Ama bu neye balta olacak şimdi? Bütün dünyada tabii Mahmud Efendi Hazretleri'nin etrafında bir istima var, bir toplanma var, bir teveccüh var, ehli sünnet bir birleşmesi var. Bu rahatsız etti. Çünkü adamlar söz veriyor ya, devamlı geri gidiyor söz. Ters dönüyor söz. Adam da bu sefer diyor ki ben sana bu kadar dünyada yetki verdim, etki verdim, saha verdim. Bir yere yaramıyor diyor. Mevzu bu. Burada çok ince mesajlar var. Bunu anlayan anlamıştır. İkincisi de bizim İsmaila cemaatine bazı böyle efendiden sonraya işte kalırsak işte köşe kapmacadan üç kişi mi çıkar, beş kişi mi çıkar, biri de ben olur muyum hesabını yapan ucuzcu, basit adamlar var. Maalesef bunların kimisi hoca kılığında, kimisi yaşlı, böyle eskiden belki hizmet etmiş etmemiş ama şu anda akılları, beyinleri mi sulanmış, ne olmuş bilmiyorum. Yani efendiden sonrasının hesabını yapan bazı kişiler var. Bundan dolayıdır ki bunlar da bu gibi işte de Efendi Hazretleri sağlıklıdır. Ortadadır. Şimdi işte efendi eskiden bu işleri istemezdi. Ya efendi eskiden istemezdi ama efendi bu sözü var. Ben Sifte bu işleri yasaklamıştım. Şimdi serbest ettik. Ahir zamandayız. Garip zaman. Bizi mecbur bıraktılar. Cevap vereceğiz. Televizyona da izin verdi bize. Niye? Mecbur kaldık. Cevap vereceğiz. Milleti gavur ediyorlar. Öbür hocalar sizin, çıkıyor. Kader inkar ettiriyor yani. Sizin bir açıklamanızda duymuştum. Özel olarak Efendi Hazretleri size medya konusunda izin vermiş herhalde. Yani özel derken belki başkasına da verir. Bu sadece sana mahsus buyurmadı ama yani sizi, becerebilen çıksın diye bir becerebilen kaydını koydu. Çünkü çıkar da orada mahcup olma durumu var. Çünkü değişik benim çıktığım insanlar dindar insanlar değil. Ha. İslam vakıf insanlar değil. Bir de çok korkulan insanlar eskiden. Eskiye nazarı. Ama şimdi onlar İslam'ın tebliğinde aracı oluyorlar. Bizimkiler efendim takoz oluyorlar. Çok büyük bir zarar verdiler İslamiyet'e. Büyük bir iftiralar attılar. Yani burada bir menfaat birleşmesi var. İsmail Han içinden bir haber sızmalar. Mahmut Efendi'nin çevresi. Yakınları. Kimmiş bu? İsmini ver, ödemiyor. Bunun soyadı tutanları mı kastediyorsun? Efendim yerine kalmayı bekleyen birkaç tane yaşlıyı mı kastediyorsun? Genci mi kastediyorsun? Kimi kastediyorsun? Yani bu çevre kim? Şimdi bugün de haber yapmış. Çevresi memnun oldu. Ya sen kardeşim anladık da sen Mahmut Efendi yanına geldiğin yok, gittiğin yok, sorduğun yok, konuştuğun yok. Bu çevre kim? Biz hiç tanımıyoruz böyle bir çevre. Hep yanında hoca efendiler var. Mahmut Efendi kendisi memnun değil. Çevresi nasıl memnun kalıyor diye sorulur herhalde. Sorulur ama Mahmut Efendi de memnun oldu diyor şimdi. Bir de Mahmut Efendi'ye iftira var. Bugün de mübarek onu tekzip etti. Yani. Çünkü tekzip etti. Hal böyle olunca bu uzun bir süreç, uzun soluklu bir şey. Kardeşlerimiz hani bunlara alışıldı artık. Dikkatli olsunlar, uyanık olsunlar. Efendim, ehl-i sünnetin kaderidir bu. Ehl-i sünnete saldırı olur. Ehl-i sünneti bölmek için de tabii dış güçlerde çok büyük yardımda bulunurlar bazı gruplara. Bu da görülüyor. Hocam, bundan sonra cemaate bir tavsiyeniz var mı? Tabii ki çok büyük bir beklenti vardı. Yani kolay değil. Belki insanın ömründe bir defa denk gelir. 400 tane İslam alemini bir salonda görmek. Evet. Böyle bir programa şahit olmak. Yani pazar ya hayal kırıklığı yaşayan insanlar çok ah ediyorlarmış, çok beddua diyorlarmış. 20 otobüs dün şeyden Bursa'dan mesela iptal yani insanlar para vermişler icabında otobüs. Yani bu kadar ahı belayı musibeti almak yani çok büyük bir ne günah işlemişler ki bu Erbakan Hoca'nın lafı vardı. Bunlar ne günah işledi ki bu hayrın yoluna takoz etti Allah bunları diye bir sözü vardı de çok evvel ben çocukken. Yani bir günahları var ki bu kadar aha vebale sebep oldular. Biz iyi yaptık diyorlarmış. Ne iyi yaptın sen? Yani burada ne olacaktı? 100.000 kişi bile gelse sessiz sakin dağılır. Bizim cemaatlerimizde biz 30 senedir cemaat içindeyiz. Külliyede 100.000'lerce kişiler toplandık, dağıldık. Bugüne kadar hiçbir vukuat olmamıştır. Yine de olmayacaktı. Ben buna emindim. Ama tabii şu anda
emniyetin, valinin kararına saygılıyız. Onlar zaten bir gerekçe gösteremiyorlar diyorlar bize. Yani böyle bir bilgi ulaştı. Biz iptal kararı aldık. Tamam, iptal kararı aldık. Biz saygılıyız. O zaman Yeni Şafak niye bu provokasyonu yaptı? İptalden sonra yazsaydı, iptal edildi deseydi bugün. İyi niyetli olsaydı, iptal edildi, halk sokağa dökülmesin. Hadi iyi niyet düşünecektik. Ha benim şahsıma iftirayı bıraktık. O kadar fazla iftiralar içinde. Bir gün evvelden tetikçilik yaptı. Yani bu kararın alınmasına sebebiyet verdi. Aynı gün karar çıkıyor. Tabii aynı gün. Öğlene yakın karar tebliğ edildi Marifet Derneği'ne. Cuma'ya yakın karar tebliğ edildi. Ya bu kadar da denk gelmez ki. Kimseyi bulamadılar bu tetikçiler. Efendim bir yerler, birileri bunlar da buna hazırmışlar demek. İçeriden de bir iki işte diyorum sıkıntılı insanlar var. Camia içerisinde. Birkaç var bunlar. Ya bunlar belki bu yakın çevreyi kullanarak, yani yakın dediğim işte ailevi olabilir. Oradaki efendim yetkili görünen merkezde bulunan şekillerden olabilir. Yani bu kuvvet de muhtemel. Çünkü bu kadar olmaz yani. Medya, özellikle muhafazakar medyanın tabii ki iftiraları daha çok zorunuza gidiyor. Çok zora gidiyor. Çok ağıra gidiyor. Bunu efendim Hürriyet, Milliyet şu yapsa hiç bugün bunu konuşmayız ki. Ha. Kaç kere yaptı? Bir beyanat verdik mi? Şey soracağım hocam, bu kadar bir yoğun bir baskı var üzerinizde. Rahatsızlığınız da var. Sağlık açısından da bildiğim kadarıyla şeker hastalığınız da. Bu kadar yoğun tempo ve buna rağmen iftiralar nasıl bir etki uyandırıyor size? Yani tabii yoruyor ruhen bedenen, yoruyor ama biz bu işe girdik bir defa. Yani geri dönüşümüz yok. Yani bu Ehl-i Sünnet müdafasıdır. Efendi Hazretlerimizin yani hayatta olduğum müddetçe hizmetkarı olacağım. Onun şanının yücelmesi de ki haşa biz yüceltemeyiz. Yüceliğinin beyan edilmesi, tanıtılması için her elimizden geleni yapacağız. Yani bunda bu hizmetten bizi Allah'ın izniyle Rabbim bir mani vermedikten sonra bu tehdit, korkutma, iftira, baskıyla biz bundan çekilemeyiz daha. Biz bu işin içindeyiz. Efendi Hazretleri bana bu sabah biz senin arkandayız dedi. Hem de Arapça bir ibare koydu. Nahnu min veraik. Bu Arapça ibareyle söyledi. Biz senin arkandayız. Devam et. Korkma. Allah kerim. Bu sabah namazda daha bunları söyledi. Bundan evvel daha da beyanları çok var. Onun içindir ki biz o kendisi korkma buyururken korkarsak tabii bir Allah dostunun bir mürşidimizin sözünü dinlememiş oluruz. O da bir dakika. Mesela ben kaç kere izin istedim. Biraz kenara çekilsem. Biraz da hastalığım da arttı. Kitap çalışırız, yazarız. Bir şeylere hizmet ederiz de yine bu gibi ortada kaldım. Yok. Durmak yok. Emri bil marufa devam. Tebliğ durmaz. Korkmak yok. Geri çekilinmeyecek asla. Böyle buyurduğu için şimdi söz kıramam ben. Onun için ben bu sözün memuruyum. Ben memurum şimdi. Ben bu Allah bu memuriyetten ayırmasın. Ama kendisi derse ki Ahmet çekil tamam sus. Susarım. Hocam yoğunsunuz. Vaktinizi çok fazla almak istiyorum. Son olarak cemaate göndermiş olduğum mesaj. Cemaate göndermiş olduğum mesaj bu yayın organına karşı artık çok ihtiyatlı davransınlar. Haberlerine ve iftiralarına aldanmasınlar. Ve bu yayın organının demek ki bir yerlere çalıştığı artık. Yani bir yerlerin adına hizmet ettiği tescillendi artık. Kendi yaptığıyla. Onun için Müslüman halkımız efendim gazete haberini alırken, gazete alırken, bilgi alırken mutlaka doğru seçim yapmak zorunda. Çünkü diğerlerine hep acabayla bakıyor. Ama bunlara ne diyorsa doğru canlıyla yaklaşıyor. Orada da zokayı yutuyor. Bunlar çünkü yarın bir gün diğer İslami faaliyetler hakkında da aynı takozlukları yapacaklar. Evet. Onun işaretini gösteriyor. Diğer Ehl-i Sünnet hizmetleri olur, memlekette daha ne faaliyetler olur. Demek ki bunlar hep bu takozu bunlara koyduracaklar artık. Artık öbürlerinden beklemeyelim. Bir yeni adres belli oldu. Buna göre halkımız bunlara hiç inanmasını itibar etmesin. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizden razı olsun efendim. Allah razı olsun efendim. İnşallah o şeyde yetişirse sitenize Gönül Efendi Hazretlerimizin görüntülü sesli beyanı. Tamam. Bir iki dakikalıktır ama çok kısa konuşur ama çok öz konuşur.